olduğu okullar elçiliğe bağlı. Bunların sayısı 66. Okullarla ilgili yeni düzenleme de yolda. Anadolu Ajansı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesini görüntüledi. Bir zamanlar ziyaretçi akına uğradığı söylenen Gülen'in malikanesinde sessizlik hakim. Görüntüleri çeken ekip yerleşme dışında çekim yapmasına rağmen tepkiyle karşılandı. Burası Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesi. Gülen ve yakın çevresinin ikamet ettiği malikanenin bulunduğu Pensilvanya'daki Saylazburg kasabasında sessizlik hakim. Gülen'in Pocona Dağları üzerindeki yerleşkesi yaklaşık 110 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Yerleşke kasabanın az sayıdaki işletmelerinin kümelendiği alandan uzak bir konumda. Büyük ve sık ağaçlar nedeniyle etraftaki tepelerden de görüntülenemiyor. Kasaba sakinleri de kompleksin kasabadan tecrit edilmiş gizemli yapısına dikkat çekiyor. Bazılarına göre yapı bir Kürt izlenimi veriyor. Gülen 1999'dan beri Saylazburg'da yaşıyor olmasına rağmen kasaba sakinlerinin büyük kısmı Gülen adını hiç duymadıklarını ifade ediyor. Görüntüleri yayınlayan Anadolu Ajansı'nın çekim sırasında karşılaştığı tepki de dikkat çekici. Ajans muhabiri kompleksin giriş kapısını yol kenarından görüntülediği sırada yerleşkeye giren bir arabanın şoförünün agresif tavırlarına maruz kaldığı görüldü. Arabadaki şahıs Türk olduğu gözlense de Anadolu Ajansı ekibinin Türkçe sorularına İngilizce cevaplar verdi. Söz konusu alanda çekim yapılamayacağını İngilizce konuşarak iddia etti. Anadolu Ajansı'ndan geliyoruz da birkaç fotoğraf alıp gideceğiz. Burada fotoğraf çekemezsiniz. Bunun için izniniz var mı? Türkçe biliyor musunuz? Hayır, fotoğraf için izniniz var mı? Biz alandayız, görüyorsun. Şahıs önce görüntü almaya devam etmeleri durumunda ekibi polise şikayet etmekle tehdit etti. Anadolu Ajansı ekibinin sorularını anlayan şahıs Türkçe konuşmamakta direndi. Niye Türkçe konuşmuyorsun? Türkçe anlıyorsun bizi. Şahıs Türk olduğu anlaşılan bir şoföre Mr. Joseph diye seslendikten sonra ondan kamu alanı içinde görüntü alan Anadolu Ajansı muhabirlerine engel olmasını istedim. Gözler terör örgütü IŞİD ile Ürdün arasında yapılacak tutsak takip.